Arkadaşlar merhaba, satranç öğreniyorum. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde fil taşını öğreneceğiz. Fil bulunduğu karenin çaprazlarında hareket ederek herhangi bir kareye gidebilir. Çaprazlarda herhangi bir kareye öne boşsa gidebilir. Bir oyuncunun arkadaşlar iki fili vardır. Beyazların iki fili vardır. Biri siyah karede, biri beyaz karede olmak üzere. Siyah taşlar için de gene öyle. İki tane fil vardır. Biri beyaz karede ve biri siyah karede olmak üzere. Bu iki fillerden hangi karedeyse, siyah karedeyse o kareler üzerinde çapraz hareket eder. Eğer beyaz karedeyse gene beyaz kareler üzerinden çapraz olarak hareket eder. Eğer bir oyuncunun iki tane aynı karede fili varsa hata yapmıştır. Çünkü biri siyah, biri beyaz fili olacak. Ve oyun sonuna kadar bu film siyah karede ise hep siyah karede devam edecek. Beyaz karede ise beyaz karede devam edecek. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Eğer benim siyah kare üzerinden hareket eden film yutulursa beyaz karede olan film siyah karelere geçemez. Niye? Bu beyaz karelerde olduğu için beyaz üzerinden oyuna devam eder. Siyah film alındığı için siyah kareler üzerinden herhangi bir fille artık gitme şansın kalkar. Eğer filin önünde aynı renkten bir taşı varsa fil o taşın üzerinden geçemez. Burada benim beyaz piyonum olsun. Filin gidebileceği en son nokta çapraz olarak burasıdır. Taşını yiyemez aynı renkte olduğu için geçen derslerde bundan bahsetmiştik ve onun üzerinden herhangi bir şekilde atlayamaz. Eğer arkadaşlar karşı tarafın taşı filimizin çapraz hizasındaysa filimiz bu şekilde çapraz gelerek taşı üzerine oturur ve o yerde kalır arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar filimizin zaten diziliş şekli bu şekilde olacak. Hareketsizdir ve merkez noktalarda ise eğer boş olursa 13 tane kareye çaprazlama toplam hareket edebilirler. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde at taşını tanıyacağız. Umutla kalın.